Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu programımızda, bu dersimizde yeni bir uygulamayla karşınızdayız. Buyurun, EDUS programımızı açalım ve yeni uygulamamızı görelim. EDUS programımızı çift tıklayarak açıyoruz. Evet, yine bir önceki dersten kaldığımız yerden devam etmek için en son açtığımız projeyi tıklayarak açıyoruz. Evet, ne yapmıştık? Üniversitemizin farklı noktalarının çekimlerinden küçük bir klip yapacağız. Yine bu klipleri seçmeye, ayıklamaya devam ediyoruz. Evet, sırada şöyle bir görüntüm var. Şöyle şunları yaklaştırırsam sağ tuşla delete gap komutunu kullanıyorum. En son şunu seçmiştik arkadaşlar, hatırlayacaksınız. Şunları şöyle seçtiklerimi biraz öteleyeyim. Şöyle şu planı sevmedim. Bunu aktifleyip siliyorum delete tuşunu kullanarak. Şunu da siliyorum. Şunu da siliyorum. Çok sevmedim. Evet, şu zoom out olabilir. Şöyle. Şöyle. Bunu da yaklaştırıyorum. Şöyle iki klibim var. Şunları da yaklaştırıyorum. Bunlar çok uzun klipler arkadaşlar. Şu son seçtiğim iki. Bunları da şöyle trimleyerek şöyle yaklaştırıyorum. Daha sonra şöyle bir panım var. Evet, bunu da seçiyorum. Daha sonraki bunu sevmedim. Siliyorum. Şu plan kalabilir. Daha sonra karar veririm. Şöyle yaklaştırıyorum. Bunu sevmedim. Şunu siliyorum. Şu olabilir. Bu benzer bir plandı, yanılmıyorsam. Bu fix. Bunu sileyim. Şu ikisini şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Şöyle. Bu iki planı da alıyorum. Daha sonra rektörlük fix ve tilt up planım var. Sadece tilt up planımı alıyorum. Şöyle. Bir sonraki planım şu ikisi. Ben her ikisini de alıyorum. Şu ikisi. İletişim fakültesi binamız önü. Şöyle. Seçtiğim planların arasına koydum bunu. Bunlar da çok uzun planlar. Şöyle yarı yarıya kısaltabilirim. Bir de şu şekilde de klipleri trimleyebiliriz arkadaşlar. Kırpabiliriz. Şöyle kesmek istediğim noktaya izleme çubuğumu koyup bir sonra gelen klibi bunun üzerine doğru sürüklediğimde bu klibi yiyebilirim. Bakın, bu klipten arta kalan kısım otomatikman buranın sağına geçti. Ctrl Z yapayım. Bu neden hatırlayacaksınız? Çünkü burada Insert Override mod seçmemden kaynaklanıyor. Seçmememden kaynaklanıyor. Şu anda Insert mod seçili. O yüzden ben bu klibi şu noktaya taşıdığımda, şuradan göstereyim, üst layer'dan bu noktaya taşıdığımda burada kalan kısım otomatikman bu klibin sağına ekleniyor. Yani şöyle bakın, sürükleyip bıraktığımda burada kalan kısmı otomatikman şöyle soluna ekleniyor. Bunun böyle olmasını ben istemiyorum. O yüzden Override modu seçiyorum bir kere tıklayarak. Şöylece bakın, artık buraya herhangi bir klip gelmiyor. Yine şu klibi izliyorum. Bu da çok uzun. Bu kadar bana yeterli. Kırparak ya M harfine basarak ya C harfine basıp sağ tarafta kalan parçayı silerek hangisi size kolay gelirse bu klibi kırpıyorum.
Bir sonraki planım bu. Bunu da yaklaştırıyorum. Bunu olduğu gibi bırakıyorum böyle. Çünkü burada size bir şey göstermek istiyorum. Bir sonraki dersimizde. Evet, giriş. Girişin şu planı çok daha güzel. O yüzden ben bunu seçmiyorum. Şöyle bir zoom out'um var. Son planım kalabilir de, kalmayabilir de. Onu ben siliyorum. Şöyle. Şimdi bu kalan klipleri de yaklaştırayım. Şöyle belirlediğim klipler bunlar arkadaşlar. Neydi? Burada bir müzik de seçmiştik. Geçen dersimizden hatırlayacaksınız. 2 numaralı müziği seçmiştik. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Yeri gelmişken hemen onu da anlatmak istiyorum. Bakın burada 4 tane müzik klibim var. Seçili. Bilmiyorum içerisinde daha doğrusu. Birinci klibim, ikinci klibim, üçüncü klibim ve dördüncü klibim. Hiçbirinin kenarında hiçbir işaret yok iken 2 numaralı klibin kenarında yeşil bir, şöyle göstereyim, işaret var. Bunun sebebi, bunun anlamı daha doğrusu, 2 numaralı klibin timeline'da herhangi bir sekansta kullanıldığını bana gösteriyor. Şuradan da bakarsak video. Bakın burada da yeşil bir ikon var. Bu şu demek. Bu klip timeline'da kullanıldı arkadaş. Yani siz buradan da hangi klibin kullanılıp hangisinin kullanılmadığını bununla çok rahat belirleyebilirsiniz. Bakın şöyle yeni bir buraya folder açalım ve jenerikler diyorum. Şöyle jenerikler klasörü seçiliyken sağ tarafta boşluğu çift tıklıyorum. Ve Lavvu TV kurumsal klasörümün içinden jenerik seçiyorum. Bir çizgi film seçeyim. Bir logo animasyon seçeyim. Kontrol tuşuna basılı tutarak seçebilirim. Bir lefke yıldızı seçeyim. Ve bir de sinema seçelim arkadaşlar. Bakın yine 4 tane klip aktardım jenerik klasörünün içine. Gördüğünüz gibi bu film dosyası olduğunu bana gösteriyor şuradaki ikon. Bunlardan herhangi birini, mesela çizgi filmi ya da logo animasyonu alalım. Filmimizin başına koyalım. Şöyle hepsini toplu seçerek bunu sağa öteliyorum bu klibi. Başında boş bir yer açabilmek için. Bunun çok güzel bir kısa yol tuş kombinasyonu var arkadaşlar. İstediğiniz noktadan, şöyle diyelim şu noktadan klibinizi öteleyip araya bir klip koymak istiyorsunuz. Şöyle. Bunun farklı yöntemi var. Şöyle yapabilirsiniz. Çoklu seçip şu koymak istediğiniz ara burası diyelim. Şöyle ötelediniz ve buraya klibinizi şöyle bıraktım. Bakın ben görüyorum fazla yeteri kadar açık değil koyacağım ara. O yüzden geri bırakıyorum. Koymuyorum. Biraz daha fazla açıyorum. Bırakıyorum. Şöyle ve sonra bu aradaki boşluğu delete komutuyla kapatıyorum. Bu birinci yöntemdir arkadaşlar. Klipleri tekrar ben bunu sileyim ve yaklaştırayım. Klipleri ötelemek için kullandığımız çok güzel bir kısa yol tuş kombinasyonu var. Onu söylemiştim. Birinci yol böyle çizerek seçip sağa doğru ötelemek. Undo yapıyorum. İkinci yöntem ise Alt ve Shift tuşlarını birlikte basmanız arkadaşlar. Klavye üstünden Shift ve Alt tuşuna basılı tuttuğunuzda bakın ikonun şekli şöyle klibin üstüne getirdiğinizde şu şekilde değişir. Bu şu demek, imleç bu hale geldikten sonra, yani siz klavye üstünden Alt ve Shift tuşuna basılı tuttuktan sonra
İmleci hangi klibin üstüne getirirseniz, imleci hangi klipten itibaren tutarsanız, o noktadan itibaren şöyle bakın, klibinizi sağa doğru ötelemiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle. Bak, böylelikle bitmiş filminizin arasında dilediğiniz aralıklara ilave klip koyma imkanına sahip olabilirsiniz. Ben undo yaparak bu boşlukları tekrar kapatıyorum. Ya da daha kısa bir yolu insert mode arkadaşlar. Tekrar insert moda geçiş yapıyorum. Ve buradan araya koymak istediğim klibi seçip şöyle hangi araya koymak istersem o araya bırakıyorum. Doğal olarak bana ediyoruz. O arada hemen bir boşluk açıyor. Bunun sağlamasını yapalım isterseniz şimdi. Şöyle şu klipleri birinci yöntemle seçerek, toplu seçerek sağa çektim. Buraya çizgi film jeneriğimi koydum. Tekrar bu aralığı kapattım. Bakın hemen şu ses dosyası da olan jeneriğimin, çizgi film jeneriğimin şöyle timeline'ımı biraz büyüteyim. Bu aralığı daha iyi görelim. Buradaki slider'ı kaydırarak şöyle farz edelim böyle bir filmim var. Bu klipten sonra bu klip ve bu klibin arasına bir jenerik daha koyacağım. Tabii çok mantıklı olmadı bu ama buradaki gösterdiğim örnek açısından siz şey olarak algılayın. Bunu buraya başka bir şu aralığa başka bir klip koymak istiyorum. Bu koyacağım klip de bu olacak. Logo animasyon olacak. Şimdi birinci yöntemle bunu yaptık. Nasıl yaptık? Biraz daha daraltayım böyle hepsini toplu görebilmek için. Toplu olarak buradaki tüm klipleri seçtim. Sağa doğru öteledim. Ve araya bu klibi koydum. Daha sonra tekrar sağ tuşla bu boşluk üzerinde sağ tuşla delete cap komutunu kullanarak bu arayı tıkadım. Kapattım. Ya da hemen undo yapıyorum birkaç kez. Klavye üstünden alt shift kombinasyonuyla açmak istediğim aralığın klibin başına gelip tutup sağa doğru öteliyorum. Ve klibimi yeniden şuradan buraya sürükleyerek bırakabilirim. Ya da şimdi göstermek istediğim metot, koymak istediğim aralık burası. Bakın bu aralıkta ne var? Bir yakın plan, ağacın çiçekleri planı. Ve bir sonraki planım da biraz daha genel ağacın tamamını gördüğümüz bir plan. Bu iki planın arasına tam da şu noktaya ben logo animasyon klibimi koymak istiyorum. Hiçbir klavye tuş kombinasyonu ya da toplu seçim yapmadan sadece insert mod seçili olduğu halde burada araya koymak istediğim klibi ilgili aralığa başını getirip klibimi bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bu klibim bu iki araya yerleşti. Hiçbir klibe zarar vermeden tüm yerleştirmek istediğim aralığın sağında kalan klipleri de bu klip boyunca sağa öteledi. Bakın şu iki klibin arasına girdi. Yakın plan ağacın çiçekleri görüntüsü ve burada ağacın tam boy çekim görüntüsü. Bu yöntemlerden siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Hangisi size kolay gelecekse. Tekrar şu klipleri ben buradan siliyorum. Ve delete cap komutunu kullanarak bu boşlukları kapatıyorum. Filmimizde kullanacağımız klipleri kabaca belirledik. Hatırlayacaksınız bir de müzik seçmiştik. Birinci sekansta bunu yapmıştık. Yine biz seçtiğimiz müziği bakın burada kullanılan klip olduğunu belirten yeşil ışığım yanıyor. Tekrar sekans 1'e dönüp ben bu klibi buradan kaldırırsam otomatikman bakın şurada o yeşil ışık kalkmış oldu. Tekrar sekans 2'ye
seçtiğim kliplere döneyim ve müziğimi burada bakın A1 katmanına sürükleyip bırakıyorum. Tabii bu çok kısa bir müzik. Yine ben bu klipler arasında bazılarını eleyeceğim. Sadece bu müzik boyunca bir klip yapmak istiyorum elimdeki bu çekimlerden. Öncelikle ne dedik? Genel bir çekimle başlayacağız. Başlayalım. Filmimizi şöyle. Evet, genel bir çekim. Sonra daha yakın ve daha yakın ve iyice yakın. Şimdi ne demiştik bir önceki dersimizde? Müziğe kurgu bu işlemi yaparsak bu tarz durağan karelerdeki sıkıcılığı yani izleyiciyi sıkan ögeyi elimine etmiş oluruz. Müziğe kurgu işlemini yaparken size çok yardımcı olacak bir araç da sesi dalga formunda görebilmeniz. Bu waveform'dur İngilizcesi. Bunu başarabilmek için yani sesi dalga formunda görebilmeniz için ses layer'ının ilgili ses layer'ının kenarındaki üçgeni açarak genişletmeniz gerekir arkadaşlar. Ondan sonra bakın burada doğal olarak waveform'unu görüyoruz. Ve buradan slider'ı kullanarak ben biraz daha genişletiyorum. Böyle waveform'uyla şarkımı ya da kullanacağım müziği görmüş oluyorum. Bu bana neyi gösterecek? Bu bana müzikteki pikleri ve dipleri şöyle bakın. Şu noktaları daha yoğunlukta olan noktaları pik olarak adlandırıyoruz. Daha dipte olan noktaları da mesela şurada da daha belirgin dip olarak adlandırıyoruz. Bu pikler ve dipleri kullanarak bunlar bana müziğin ritmi hakkında bir fikir verecektir. Ben görüntülerimi bu ritim değişmelerine denk getirirsem görüntü değişimlerini müziğe kurgu bir film yapmış olurum. Ve izleyici üstündeki etkisi çok daha iyi olacaktır, olumlu olacaktır. Şimdi müziğin dalga formunu görebilmenin iki yöntemi var. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Şöyle sağ tuşla Properties menüsünden eğer siz wave datayı yani bu wave formunu göremiyorsanız öncelikle sağ tuşla ulaştığımız bu menüde Audio Info sekmesini tıklayıp buradan Refresh Wave Data komutunu tıklamanız gerekir. Bilgisayar kısa bir süre çalıştıktan sonra bakın eğer yoksa bu wave formu görüntüsü gelecektir. Daha sonra OK deyip buradan çıkıyoruz. Bir sonraki bilmemiz gereken şey ise sesin wave formu ile ilgili olarak yine buradan Settings pop-up menüsünden sistem settings'ten buradan yine waveform'la ilgili burada bilmemiz gereken arkadaşlar. Buradan sistem settings menüsü, pop-up menüsünden user settings tıklayarak buradan ilk açılan pencereden şu solda görüyorsunuz application başlığı altında timeline seçiliyken burada bir waveform opsiyonu var. Bunun lineer modda olmasına özen gösterin. Sizin için çok daha kolay olacaktır. Zaman zaman diğerini de kullanırız. Bu waveform görüntüsünü elde etmek için. Ama ben
sizden bunun lineer formda çalışmanızı önereceğim. Bakın logaritmik modum da var. Logaritmik moda çevirdiğimde böyle apply diyorum ve okey diyorum. Bakın çıktığında anlaşılması, daha doğrusu müziğin ritim değişmelerini algılayacak özelliğini yitiriyor. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar ben onu lineare çevireceğim. Buradan sistem pop-up menüsünden settings'ten user settings'e tıklayarak buradaki waveform seçeneğinden linear tıklıyorum ve uygula apply diyerek geri dönüyorum. Bakın şimdi sesin waveform'u, değişim zamanlarını, müziğin ritmini görerek de daha iyi algılayabileceğim bir moda gelmiş durumda. Yine bu tip montajları yaparken layer'larla ilgili burada bir takım ayarlar var. Onları da kısaca anlatmam gerekir montaja geçmeden önce. Burada ilgili layer'da sağ tuş menüsünden hatırlayacaksınız. Eğer burada Display Waveform seçeneği aktif değilse görmeyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunun da şöyle açsanız da görmezsiniz. O yüzden waveform'la ilgili yine göremiyorsanız buradan sağ tuşla Display Waveform seçeneğinin aktif olduğundan emin olunuz. Yalnız şunu da bildirmem gerekir. Bu waveform datası yani şu görsele ulaşmak bilgisayarınızın gücünden daha doğrusu bilgisayarınızın performansını etkiler. Eğer bilgisayarınız yeterince güçlü değilse ya da daha hızlı çalışmak isterseniz bunu biz zaman zaman Display Waveform özelliğini kaldırırız. Ya da sadece seçilmiş tırağın waveform'unu göster diye bir opsiyonu var. Onu tıkladığımda bakın şu anda iki numaralı ses dosyam seçili olmadığı için wave formu gözükmüyor. Hemen aktifleyeyim. Ve tabii ki Display Waveform seçeneğim aktif olacak. Böyle. Yine burada sağ tuşla bu menüye ulaşıyorum. Waveform'un gösterilmesiyle ilgili bazı opsiyonlar var. Onları deneyerek siz kullanabilirsiniz. Burada bilmeniz gereken, burada Display Waveform seçeneğinin eğer gözükmüyorsa burada kapalı olabileceğidir. Onu bilmeniz gerekir. Bu arada buradaki track birden fazla ses tray ile çalıştığınızda bu track'in hangi track olduğunu, ses tray olduğunu hatırlamanız için burada ismini değiştirmeniz gerekebilir. Burada da sağ tuşla rename kullanarak, komutunu kullanarak buna müzik diye adlandıralım. Burada da yine yapabilirsiniz o işlemi video layer'ına böyle sağ tuşla bu menüye ulaşıyorum ve rename diyerek buna da üniversite görüntüleri olduğunu hatırlamak için üniversite diye adlandırıyorum. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.